Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak yoğurtlaması tarifi vereceğim. 3 adet kabaklarımı güzelce yıkadım. Ben kabuklarını soymadan hazırlayacağım. Siz isterseniz kabuklarını soyabilirsiniz. Şimdi 1 adet kabağımı alıyorum. Baş uçlarını kesiyorum. Şöyle güzelce keselim uzunlamasına. Tekrar onları şöyle üst üste alıyorum ve kabaklarımı ince ince dilimliyorum. Bir adet soğanımın kabuklarını soydum ve yıkadım. Şimdi soğanımı da ince uzun şekilde keseceğim. Şimdi artık pişirme işlemine geçebiliriz. Tavamıza ayçiçek yağı ekliyorum. Yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ilave ettim. Doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. 1-2 dakika kadar soğanlarımı kavuruyorum. Biraz kavrulan soğanlarımı şimdi doğramış olduğum kabaklarımı ilave ediyorum. Arada karıştırarak kabaklarımızın pişmesini sağlayalım. Çok da pişirmemeye dikkat edin. Hafif böyle diri kalırsa daha lezzetli olur. Kabaklarım artık kavruldu. Tuzunu 1,5 çay kaşığı tuz ve birkaç dal doğramış olduğum dereotumu ilave ediyorum. Yarım dakika daha dereotuyla beraber kavuruyorum. Ondan sonra altını kapatacağım. Tavamın altını artık kapatıyorum. Kabaklarımı soğumaya bırakıyorum. Ben de bu arada kabaklarımı soğurken sarımsaklı yoğurdumu hazırlıyorum. 1 su bardağı yoğurdumu bir kaseye aldım. İçerisine 2 diş ezilmiş sarımsaklarımı ilave ediyorum. Sarımsaklarımı ezerken ben tuz ilave etmiştim. Başka tuz ilave etmeyeceğim. Siz isterseniz ilave edebilirsiniz. Tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ben köy yoğurduyla yaptığım için biraz köy yoğurdu biliyorsunuz sulanıyor. Sizde süzme yoğurt varsa süzme yoğurtla daha güzel olur. Sarımsaklı yoğurdum da hazır. Soğuyan kabaklarımın üzerine dökebilirim. Soğumuş olan kabaklarımın üzerine sarımsaklı yoğurdumu tam şöyle ortasına güzelce gezdiriyorum. Ben kabaklar gözüksün diye tam kenarlarına dökmeyeceğim. Daha güzel bir görüntü oluyor. Süslemek için tekrar dereotu koyuyorum şöyle yoğurdumun üzerine. Yapımı gayet kolay, lezzetli, sağlıklı bir salata. Deneyin, denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.